Kripto Sesli Haber'e hoş geldiniz. Shib Metaverse deneyimi, birçok kişinin CXW 2023'te kuyruğa girdiği bir mücevher oluyor. Shiba ile ilgili haberin ayrıntılarına geçerken, gelen Shiba haberlerini, yorum ve analizleri kaçırmamak için lütfen şimdi abone olun. CXW etkinliği devam ederken, Shiba Inu Metaverse standı konuklar arasında popüler bir yer haline geldi. Kendisini Shib ekibinin bir üyesi olarak tanımlayan Twitter kullanıcısı @scorchamon, 10 Mart'tan bu yana gerçekleşen ve devam edecek olan CXW 2023 etkinliğinde Shib standına girmek için oldukça fazla kişinin sıraya girdiğini tweetledi. Bu pazara kadar. @scorchamon, Shib Metaverse deneyimini gerçekleştirmek için bekleyenlerin fotoğrafını paylaşarak, Shib standının salonda çok popüler bir yer haline geldiğini vurguladı. Görünüşe göre bu, Shib geliştirme ekibinin Shib Happy Hour olarak adlandırdığı ve 11 Mart Cumartesi günü gerçekleşen olaydı. O sırada CXW ziyaretçilerinin Vakmı Tapınağı'na girerek Shib Metaverse'i deneyimlemelerine izin verildi. Ziyaretçiler, VR dünyasında derinleşmenin yanı sıra Shib'in yaratılış tarihini, ademi merkeziyetçi köklerini ve sosyal medyadan kaybolmayı seçen ve projeyi yönetmekten çekilerek onu Shitoshi'ye bırakan madalyonun gizemli kurucusu Ryoshi'yi duyabiliyordu. Coin'in baş geliştiricisi Kusama. Cumartesi günü Kusama, Metaverse'den yeni bir ekran görüntüsünü toplulukla paylaşmak için Twitter'a gitti. Bu, Shib Metaverse'in en iyi film afişi yarışması için hazırladığı Vagmu Temple'ın ekran görüntüsüydü. Vagmu Tapınağı, proje hazır olduğunda ve lansman gerçekleştiğinde kilidi açılacak olan 11 merkezden biridir. Henüz Shib geliştiricileri tarafından kesin bir tarih dile getirilmedi. Ayrıca daha bu hafta sonu nihayet Shibarim beta sürümünü yayınladılar. Yeni blok zinciri Pupinet olarak adlandırılır. Shitoshi Kusama, okuyucularına Pupinet'i Shib ordusuna tanıttığı yakın tarihli bir Medium makalesini hatırlatarak, üzerindeki tüm tokenler yalnızca test amaçlıdır. Kullanıcıları, bu yeni belirteçleri, onlara Shilin'le satmaya başlarlarsa, dolandırıcılara zor kazanılmış Shib'lerini vermemeye çağırdı. İzlediğiniz için teşekkürler, bir sonraki Shiba haberinde görüşmek üzere, lütfen abone olmayı unutmayın. Sorumluluk reddi, bu videoda verilen bilgiler yatırım tavsiyesi değildir. Finansal tavsiye, ticaret tavsiyesi değildir, yalnızca bilgilendirme amaçlıdır. Video içeriğinin hiçbirini yatırım tavsiyesi olarak değerlendirmemelisiniz. Lütfen herhangi bir yatırım kararı vermeden önce mali danışmanınızdan bilgi alın.